Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 8. sınıflar 2. dönem 1. matematik yazı sorularının çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Yazı sorularını arkadaşlar çözerek yazılıya biraz daha hazır hale gelirsiniz. Ayrıca bilmediğiniz konular varsa bunları tekrar etmiş olursunuz. Bilmediğiniz konuları da bu şekilde öğrenmiş olursunuz. Tabii yazılıya sadece burada çalışarak yazılıya hazırlık yapılmaz. Ayrıca defterlerinizi, öğretmeninizin yazdırdığı notlarınıza, testlerinize çalışmanız gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeceğim. Aşağıda da bu yazılımın arkadaşlar PDF olarak linkini paylaşacağım. Oradan indirip takip edebilirsiniz kendiniz çıktı alıp. Hepinize başarılar diliyorum. İlk soruyla başlayalım. İlk soru arkadaşlar, aşağıda uzunluklardan hangisi bir üçgenin kenar uzunluğu olamaz? Şimdi arkadaşlar herhangi bir üçgende bu konuyu şöyle özetlersek ABC üçgeni diyelim. Herhangi bir kenar, diyelim ki A kenarı, diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı, farkından da büyük olmalı. Farkın tabii mutlak değerini alacağız, negatif olmaz. Şurada arkadaşlar D şıkkına bakacak olursanız, diyelim ki kenarlarımız 5, 3 ve 2. Şimdi 2, 5 ile 3'ü topla 8'den küçüktür. Tamam. 5'ten 3'ü çıkar 2. 2 2'den küçük olmadığı için cevabımız D, yani D şıkkı olamaz. İkinci soruya bakalım. Şekildeki ABC üçgeninde AB eşittir AC. Yani şu iki kenar birbirine eşitmiş. BC 8 olduğuna göre AB'nin santimetre içisinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi biz bu AB'lere X diyelim. 8 hangi aralıkta arkadaşlar? X artı x'ten küçük, x eksi x'ten büyük olacak. Şurası zaten 0. 8 büyüktür. O zaman 2x'ten. 2'ye bölerim. X büyüktür arkadaşlar 4'ten. X'in alabileceği 4'ten büyük en küçük tam sayı değeri 5 olacak. Cevap C. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Şekildeki ABC ve BCD üçgenlerinde AB verilmiş. Bunlar şekil üzerinde verilmiş. 7 vermiş, 5 vermiş, 6 vermiş. BD'nin arkadaşlar santimetre açısından alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi biz bu BD'ye X dersek ABC üçgeninden bakarsanız, şimdi ABC üçgeninden 9 artı 7, 9 ile 7'yi toplayın. Buraya 16 yazacağım. 9'dan 7'yi çıkarın. Arkadaşlar buraya da 2 yazacağım. Sonra arkadaşlar şu BCD üçgeninden bakacak olursak 6 ile 5'i topla, sağ tarafa 11. 6'dan 5'i çıkar, sağ tarafa da sol tarafa da 1 yazacağım. Sonra bu iki arkadaşlar ifadenin kesişimlerini alıyoruz. Kesişim alırken arkadaşlar toplama falan yapmıyoruz. Sağdan arkadaşlar küçük sayı, soldan büyük sayı alınır. Küçüklerden büyük, büyüklerden küçük alınır. O zaman x'i kısıtlamış oluruz. Yani şu iki aralığın kesişimini alıyoruz. 2 ile 11 aralığındaki değerleri alır. 2 ile 11 aralığında hangi sayılar var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 var. O zaman kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değerimiz var. Cevabımız da B olacak. Dördüncü soruya geçelim. Şekildeki ABCD dörtgeninde açıları vermiş arkadaşlar. 30, 40 vermiş. Şurayı 60, burayı 50 de vermiş. Olduğuna göre en uzun kenar diyor bize hangisidir? Şimdi bu açıları belirleyelim. 30, 40 daha 70. 180'den 70 çıkarız. Şurası 110 derece. 50, 60 daha ne yaptı? 110. 180'den 110'u çıkarırız. Şurası da 70 derecelik bir açıdır. Şimdi bazı öğrenciler diyor ki burası 110, 110'un karşısı en büyük kenardır. Cevap o zaman AC gidiyor. A şıkkını işaretliyor ama yanlış. Burada sıralamayı şöyle yapacaksınız çocuklar. Diyelim ki şu üçgenden sıralama yapıyoruz önce. Şu üçgene bakalım. Burada en büyük açımız 110. 110'un karşısı en büyük. O zaman AC büyüktür. Sonra 40'ın karşısı. 40'ın karşısında BC var. BC büyüktür.
Sonra 30'un karşısında da AB var. A, B. Gelelim bu tarafa. Bu taraftaki üçgende ise arkadaşlar en büyük açımız 70. 70'in karşısında BD var. BD en büyük. Sonra 60'ın karşısı AD büyüktür. Sonra arkadaşlar 50'nin karşısı AC. Şimdi sol tarafa bakarsanız en büyük kenar AC. Sağ tarafa bakarsanız en küçük kenar AC. O zaman bu taraftan herhangi bir büyük değer gelemez. Çünkü bunun en büyüğü bunun en küçüğü oldu. O zaman bakarsak AD sonra BD var. En büyüğü arkadaşlar belirledik burada. En büyük kenarımız BD kenarı, yani arkadaşlar cevabımız. Pardon, şurayı yanlış yazmışım. BD yazmışım ama burası CD olacakmış. Şurası C. Yanlış yazmışım. Evet. Cevabımız arkadaşlar CD, yani Denizli şıkkı. Beşinci soruya bakalım şimdi. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC zemininin AB kenarına ait kenarortay hangi noktadan geçer? Şimdi AB kenarına ait kenarortay, AB'ye ait kenarortayı çizersek şöyle şuradan, şu bizim AB'miz. Buradan kenarortayı çiziyoruz. Şimdi burası kaç birim bir bakalım. Sayalım şu kareleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi tam dördüncüsünün çizgisine gelecek. Yani 1, 2, 3, 4. Tam şuraya gelecek. Şuradan şuraya kenar ortayı çiziyorum. Tam ortaya alıyorum. Şuradan şuraya. Evet, kenar ortayımız arkadaşlar hangi noktaya geldi? M noktasına geldi. Onun için cevabımız C. Altıncı soruya geçiyoruz. Altıncı soru arkadaşlar. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinde üçgenin herhangi bir kenarına ait yükseklik üçgenin dışında kalabilir? Arkadaşlar bunun cevabı geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgenlerde bir tane yükseklik mutlaka dışarıdadır. Şöyle çizdim bak. Bu geniş açılı bir üçgen çizdim ben sizlere. Şurası arkadaşlar şu. Şu açı geniş bir açı. Çünkü 90'dan büyük. Bunun yüksekliğini şu kenarın uzantısını kesebilir. Şuradan yükseklik çizemez. Sadece şunun yüksekliğini bu tarafa doğru uzatabilirsin. O da üçgenin dışından geçebilir. Sadece geniş açılı üçgenlerde olur. Eşkenar üçgen, dik açılı üçgen veya dar açılı üçgenlerde olmaz bu özellik. O zaman 7. soruya geçelim. Evet, 7. soruda bakalım ne sormuşlar. Verilen KLM üçgeninde LKM açısına ait açıortay aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi KLM üçgenimiz var. Şimdi 40 ile 60'ı toplayalım. 40, 60 daha 100 derece. 180'den de 100'ü çıkaralım. 80 derece. Demek ki şu K açısı komple kaç derece? 80 derece. Şurası. Şöyle yazalım. 80 derece. Bu 80'in arkadaşlar açıortayı 40-40 diye iki tarafa bölen ışındır. Şimdi 10, 20 ve 10'u toplarsan şurası 40 derece olur mu? Olur. O zaman bu taraf da 40 derece mi? Evet, bu taraf da 40 derece, bu taraf da 40 derece. Cevabımız o zaman arkadaşlar bizim açıortayımız KB. Yani şu çizdiğimiz KB ışını bizim için açıortaydır. Doğru parçası daha doğrusu. Cevap bursa olacak. 8. soru arkadaşlar. Köklü ifadelerle ilgili bir soru. Karekök 64 sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi karekök 64'ü şöyle yapabilirsiniz. 64 bölü 100 karekök içinde. Şimdi 64 8 olarak karekök dışına çıkarılır. %10 olarak çıkarılır. Bunu da arkadaşlar ondalıklı yazabiliriz. 0,10'da 8. Değeri 0 ile 1 arasındadır. Evet, 0,8 olduğu için değeri 0 ile 1 arasındadır. Bu doğru. Yanlış olanı arıyoruz. Unutmayalım. 5 ile çarpımı bir tam sayıdır. Evet, bu 5 ile çarpımı bir tam sayıdır. İsterseniz çarpın. Veya şöyle şunları sadeleştirin. Burası 4 bölü 5. Bunu 5 ile çarparsanız arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Bunu 5 ile çarparsanız
4 olacaktır. Evet, bir tam sayı çıktı. Doğru. 4,84 karekök sayısı ile toplamı 3 tür. Şimdi bu C'ye bakacak olursanız şöyle düşüneceksiniz. Sayısıyla toplamı diyor çünkü. 484 bölü 100 yazıyoruz bunu. Karekök içinde. Bunu da arkadaşlar 4'e bölelim. İkisini de 4'e bölelim. Şurası 121. Burası da 25 olacak karekök içinde. Bu da arkadaşlar 11'in karesi olduğu için 121. 11 bölü 5 olarak yazılır. 11 bölü 5 de arkadaşlar küsuratlı yazarsanız 2,2 olacak. Şimdi 0,8 ile 2,2'yi toplayalım. 2,2 artı 0,8 toplamları 3 yapar mı? Evet yapar. O zaman C de doğru. Yanlış şıkkımız o zaman D şıkkı. 4 sayısı ile çarpımı 4,56'dır. Bu yanlış arkadaşlar. Bunu 4 çarpı 0,64 yaparsanız bunu 4'ü içeri almanız lazım. 4'ün karesi 16 olarak alırsınız. Bunu 0,64 ile çarparsanız çok daha farklı bir sayı ortaya çıkar. Bunu çarpım şimdi yapmayalım zaten çoktan seçmeli yani şıklı olduğu için cevabımız D uzun uzun bize klasik olarak sormuyor. Gelin 9. soruya. 8 çarpı 8 çarpı 8 bölü 8 artı 8 artı 8 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kaç tane 8 çarpmış? 4 tane. Bu 8 üzeri 4 demektir çocuklar. Kaç tane 8 toplanmış? 4 tane. Toplamda 4 çarpı 8 diyoruz. Çarpımda 8 üzeri 4 diyoruz. Farkları bu. Şimdi bu 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazabilir miyiz? Evet. 2'nin 3. kuvveti üzeri 4. 4 2'nin karesidir. 8 de 2'nin küpü olarak yazdım. Üstün üstünde üstler çarpılır. Çarpın 3 kere 4 12. 2 üzeri 12. Tabanlar eşit ise üstler toplanır. Yani 2 üstü 5 yazılır. 2 3 daha 5. O zaman 2 üstü 12'den 5'i çıkarıyorum. 2 üstü çocuklar 7 olacak cevabımız yani A şıkkı. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Bizim için 3 tane öncül, pardon 4 tane öncül vermiş düzeltiyorum. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi eğer aynı tabanda ifadeler çarpılıyorsa üstleri toplan. Kaç tane çarpıyor? 3 tane A küp olur. Doğru. 2x ile 3x'i çarpıyorum. Bakın 2 ile 3'ü çarptım 6. X ile x'i çarparım. X kare 6x kare olur. Doğru. Şuna bakalım. 2 A küp ile A kareyi çarpıyoruz. Tamam. 2. 3, 2 daha 6 yapmaz. 5 yapar. Bu yanlış. Şuna bakalım. 3x ile eksi x'i çarpıyoruz değil mi? Çarpalım arkadaşlar. X çarpı x, x kare. Eksisi olacak. Çünkü biri eksi, biri pozitif, biri negatif olursa sonuç negatif olur. 3 de var. Doğru arkadaşlar. 3 tanesi doğru. Bir tanesi yanlış. 11. X kare eksi 5x artı 3 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır? Katsayılar arkadaşlar önündeki sayılar demektir. Bunun önünde gizli 1 var. 1. 5'in önünde eksi 5 olduğu için eksi 5 artı 3 yapıyoruz. Ne yaptı burası arkadaşlar? Sonuç eksi 1. Cevap da B olacak. Çok basit bir soruydu. Burada arkadaşlar x yerine 1 yazıp da bulabilirsiniz. Siz nasıl öğrendiyseniz öyle yapın. Gelelim 12. soruya. 2x artı y çarpı 2x eksi y ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisi? Bu şimdi iki kare farkı diye bir kavramımız vardı. Onun açılımı aradaki işaret sadece farklı değil mi? Biri pozitif, biri negatif. O zaman bu ifade arkadaşlar 2x'in karesi ile y'nin karesinin farkıdır. 2x'in karesi 4x kare eksi y kare yazılır. Cevaplara bakalım. Cevap B şıkkı olacak. Gelelim 13'e. Basit bir soruydu bu. 13. soruya bakalım. Şekildeki merdiven basamaklarının yüksekliği 20 ve genişliği 25 santimetredir. Buna göre bu merdiven eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kaç tane yüksekliğimiz var? Şurası 20, şurası da 20. Kaç tane 20 var? 3 tane. 3 tane 20 60 yaparmış merdivenin arkadaşlar komple yüksekliği. Peki kaç tane genişliğimiz var? Yani kaç tane 25 var? 3 tane. 25, 25, 25. 3 tane 25, 75. Eğim arkadaşlar bakın şu şekilde şu çizdiğim çizginin şu tanjant alfasıdır. Yani karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı 60 bölü 75 yapacaksınız burada. 60'ı 75'e bölmek istiyoruz. Şimdi şu anda bölemiyorsunuz. Bunu bölmek için şunu yapabilirsiniz.
Şunu diyelim ki 3'e böldüm. Bunu da 3'e böldüm. 3'e böldüm 20. 3'e böldüm 25. Sonra arkadaşlar şöyle yapalım. 20 bölü 25 değil mi? Şeyler de ondalıklı şıklarımız. Şurayı 100 yapmak için 4 ile genişletiyorum. 4 ile kere 20 80. 4 kere 25 100. 80 bölü 100 çocuklar 0,8 olarak yazılır. Cevap da D şıkkı. 14'e bakalım şimdi. Koordinat sisteminde x eşittir 3 ve y eşittir eksi 5 doğruları ile eksenler arasında kalan dörtgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi ben bunu çizeyim size arkadaşlar. Şu bizim eksenimiz x ekseni. Şu da y eksenimiz. Tamam. Daha doğrusu yukarıdan aşağı çizelim. Evet, aşağıdan yukarı doğru çizersek daha uygun olacaktı. Şimdi x eşittir 3. x eşittir 3 doğrusunu 3'ten geçen şu doğru bizim x eşittir 3 doğrumuz. Bir de y eşittir eksi 5 doğrumuz. O da şuradan geçen bir doğru olsun bizim için. Şimdi bu noktanın koordinatlarını yazarsak şu bizim x eksenimiz, bu da y eksenimiz. x eşittir 3 doğrusu şurası 3. y eşittir eksi 5 burası eksi 5. O zaman buradan buraya 5 birim var değil mi? Buradan buraya da 3 birim var. Bu bir dikdörtgen. Alanı soruyor. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar kenarların çarpımıdır. 5 kere 3, 15 yani cevabımız da C oluyor. -15'e bakacak olursak aşağıda verilen grafiklerden hangisinin eğimi eksi 1 bölü 2'dir? Şimdi eksi 1 bölü 2 olması için bir kere grafik sola yatık olmalı. Sağa yatıksa olmaz. Bu olmaz arkadaşlar. Bu sağa doğru yatık. Yani sağa yatık şu şekilde, sola yatık arkadaşlar bu şekilde olmalı. Şimdi o zaman bu da olmaz. Demek ki iki şıkkımız kaldı. Bu şıklardan bakalım. Şu açının tanjantı eğimi verir. Şimdi şurası 3 birim, şurası 6 birim. 3 bölü 6 sola yatık olduğu için bir de önüne eksi koyacaksınız. Çünkü burada geniş açının eğimini alıyoruz. Eksili olacak. Sadeleştirdik. Eksi 1 bölü 2. Cevap A oluyor. Diğer şıkkımız olmuyor. Mesela burası 6 bölü 3, 2 yapar. Hatta eksi 2 yapar. Olmaz. Onun için cevabımız A şıkkı oluyor. Gelelim arkadaşlar bir sonraki soruya. 16. soru. Kareli kağıt A noktasına geçen bir doğru P, R, S, T noktalarının hangisinde geçerse eğim %50 olur. Şimdi %50 demek ne demek ona bakalım. %50 demek arkadaşlar 0,5 demektir. 0,5 de arkadaşlar 1 bölü 2 olarak ifade edilir. Şimdi 1 bölü 2'yi veren doğruyu bulacağız. A noktasından mutlaka geçmeli. Buradan arkadaşlar R noktasından geçtiğini düşünürsek R noktası o bizim cevabımız çünkü. Şimdi bunun yukarıdan aşağı arkadaşlar 2 birim. Sağdan sola doğru bu dik üçgende. Burası da pardon bu olmuyor çünkü 3 birim burası. Burası değil. Pardon ilk bakışta ben de yanıldım. Burada arkadaşlar şuradan P'ye doğru çizeceksiniz. A'dan P'ye doğru şurada. Şimdi çizersek hemen olduğu görülecek zaten. Şurası 1 birim. Şurası da arkadaşlar 2 birim. 1'i 2'ye bölerseniz eğim 1 bölü 2 olur. Yani cevabımız P noktası olacak. A şıkkı olacak. Gelelim 17. soruya. Evet, denklemlerle ilgili bir soru. Denkleminde x'in y cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisi? Şimdi x'i y cinsinden ifade etmek istiyorsanız x harfini yani x ifadesini yalnız bırakacaksınız. Şöyle yazalım. 2x eşittir. Şu eksi 5'i karşıya atıyorum. Artı 5'ye. Artı 1'i karşıya atıyorum. Eksi 1. Sonra her tarafı 2'ye bölüyorsunuz. Her tarafı 2'ye, 2'ye bölüyorum. Bu ikiler gitti. Bu ifade ne oldu? X eşittir. 5y eksi 1. Paydalar ikisinde de 2 olduğu için tek payda yazabilirsiniz. Bölü 2 olarak yazılır. 5y eksi 1 bölü 2. Cevabımız da D olacak. Sekizinci soru. Verilen sayı doğrusunda kalın çizgiyle gösterilen eşitliksizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eksi 2'de açıklık var, 8'de kapalılık var. O zaman
Eksi 2'de eşitlik olmamalı. Yani cevabımız ya A ya da B. Şunlar olmaz zaten. 8'de arkadaşlar açıklık olmamalı. Çünkü içi doldurulmuş, karalanmış olduğu için. 8'de açıklık eşitlik olmalı. Küçük eşittir yani. O zaman cevabımız B şıkkı oluyor. Gelelim 19. soruya. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? Şimdi bu tür ifadelerde x negatif olan x'i karşıya atın, pozitif yaparsınız. Burası 3x olur mu? Olur. Onu bu tarafa atıyorum. Burası eksi 10 olarak atılır mı? Atılır. Yani 2 eksi 10 küçüktür 5x artı 3x. Şurası eksi 8 küçüktür 8x. Her tarafı 8'e böldük. X küçüktür. Eksi 1. Eksi 1'den küçük en büyük sayı arkadaşlar eksi kaç olur? Eksi 2 olacak cevabımız. Gelelim son soruya arkadaşlar. Mehmet'in yaşının 5 katın 3 eksiği 32'den küçüktür. Buna göre Mehmet'in yaşının abici en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi Mehmet'in 5 katı, Mehmet'in yaşına x diyelim. 5 katının 3 eksiği 32'den küçük. Bu 3'ü karşıya atıyoruz. Artı 3. Buradan 5x. 32 3 daha 35. Her iki tarafı 5'e böldük. X küçüktür 7. Mehmet'in yaşının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? O zaman 7'den küçük en büyük tam sayımız arkadaşlar 6 olacak. Arkadaşlar testimizin çözümlerini bu şekilde bitirdik. Umarım sizin için verimli bir çalışma olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Arkadaşlar sınavımızın PDF olarak aşağıda paylaşacağız. İnsanlık hali arkadaşlar ufak tefek belki hatalarımız vardır. Aşağıda yorum kısmına yorumlarsanız ben size bunların açıklamasını yaparım. Belki de hata yapmışızdır. Göz ucuyla bazen kaçıyor. Dikkatsizliğimizden kaçıyor. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.